Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda öncelikle bana gelen bir mesajla ilgili bir yorumla başlamak istiyorum. Bu yorumda arkadaşın birinin sistemi vardı. İsmini vermek istemiyorum şu an için. Fakat ben bu yoruma çok içlendim. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Dolar yükselecek ya altın yükselecek ya ee, arkadaş yorumunda e, bana demiş ki başkan sen <laughs> altın düşecek dedin fakat altın yükseldi 45 gündür altın düşüyor 45 gündür düşecek diyorsun en sonunda muradına erdin şeklinde bir mesaj yazmış şimdi arkadaşlar ben burada hiçbirinizin kötülüğünü istemem 300 bin 500 bin seyredilen analistler gibi ben 2018 yılından beri dolar 12 lira olacak dolar 10 lira olacak diye hiçbir zaman bir yorumda bulunmadım <laughs> altında 2000 dolar olacak 3000 dolar olacak şeklinde bir yorumda bulunmadım fakat şunu bilin ki dolar 7.20 iken ilk videolarımı açarsanız ben tüm analistlerin tersine doların 5.80-5.50 seviyesine düşeceği şeklinde ilk videomu zaten o zamanlardan çekmiştim. Ve dolarda o zaman e, 5.50 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Youtube'la tanışmam zaten ilk o video ile oldu benim. E, ondan sonra da e, dolarda 5.14 seviyesinde bir al tavsiyem oldu. Bu 5-14 tavsiyesinden sonra dolarda 6 yani dolarda ilk tersten kurtulacakların yaptığım Elliot çalışmasına göre 6.20 seviyesinden terste kalan arkadaşlar olacağının müjdesini video şeklinde verdim. İkinci etapta da dolarda ilk tersten kurtulacak arkadaşların 7.27 7.20 7 seviyesinde olacak yükselişle gerçekleşebileceğini kendilerine bildirmiştim. Hatırlayan arkadaşlar bilir. Lütfen bu videonun altına da hatırlayan arkadaşlar varsa eski videolarımı seyretmiş arkadaşlar varsa da bu videonun altına bu yorumu yazarlarsa e, beni çok memnun ederler. Biliyorsunuz ki dolarda gerçekten de ilk etapta 6.20 seviyesindeki terste kalan arkadaşlar kurtuldu ve 6.20 seviyesinden dolar 6.01 6.03 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı buradan bir düzeltme yaşadı. Bu öngörümü ben daha dolar 5 14 ken yaptım arkadaşlar. Ve hatta dolar $5 5.14 5.20 seviyesinden e, gördüğü zamanlarda buralardan sizlere bir al tavsiyesinde de bulunmuştum yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla. Hatırlayan gene bilen eski videolarımı seyreden arkadaşlar bilir. Gerçi o zaman ee, bu tür yaptığım videolarda izlenme sayısı 150-200 kadardı. Hatırlayan sayısı az olacaktır. Fakat videolar geçmişte duruyor. Yaptığım hiçbir videoda, bakın üstüne basa basa söylüyorum, yaptığım hiçbir videoda yanılmadım. 300 bin-500 bin izlenen videolar ve dolar e, 12 lira olacak. Dolar 15 lira olacak diyen analistlerin tersine yaptığım hiçbir videoda yanılmadım arkadaşlar. Dolar 1180 pardon altın ons 1180 dolarken altın onsun 1500 dolar göreceği videosunu da ilk defa ben paylaştım arkadaşlar bakın. Geriye dönük videolarımı açarsanız altın ons 1180 dolarken Altın olsun 1500 dolar seviyesine geleceğini ilk ben paylaştım. O çok bilmiş iki çizgi atıp analiz yapanlara laf söyleyen analistler var ya. Hani sizlerin de e, çok sık onları dinleyip onların etkisi altında kaldığınız analistler var ya, ekonomistler var ya. Hani bu işi çok biliyorlar ya. Teknikçilere laf söylüyorlar ya arkadaşlar. Açın geriye dönük bir bakın bakalım. Bunun ilk videosunu YouTube camiasında kim çevirmiş? Tabi o videomda arkadaşlar gene 300-400 kişi anca seyredildi. Ee, bu o zamanlar benim YouTube camiasında pek tanınmamam ve YouTube'da e, pek videolar çekmememden kaynaklı olduğunu da biliyorum. O yüzden de haklısınız arkadaşlar. E, fakat ben buradaki haksızlıkları dönen dolapları bildiğim için... Yani bu YouTube'da çok dolap dönüyor arkadaşlar. Zannetmeyin bu YouTube'da video çekenlerin hepsi çok masum insanlar. Çoğu Forex firmalarına, firmalarına, bankalara e, yandaşlık yapan kişilerdir. Bunları da buradan sizlere söyleyeyim. E, bunların ekmeği doğrultusunda çalışan insanlardır. Burada YouTube'da video çekip de düzgün analiz yapan... 3-5 kişiyi geçmez. Bunlardan zaten benim en beğendiklerimi sizler biliyorsunuz. Tekrardan bunları söylememe gerek yok. Bu kişilerin dışında dolar 12 TL olacak. Hani dolar 12 TL oldu mu arkadaşlar? 2018'den beri bu adama verdiğiniz primlere yazık yani. Sizlere yazık değil mi? Bakın arkadaş ne diyor? 10 bin lira diyor. Zarardayım diyor. Sen diyor dolar diyor A pardon altın olsun altın gram altın diyor. 395 seviyesinden beri düşecek, düşecek, düşecek dedin diyor. Gram altın düştü diyor. Şimdi mutlu musun diyor bana. Bana sor, bu türlü bir soru soruyor arkadaşlar. Düşünün. Arkadaşlar bir kere düşünün bakalım. Altın ons 1500 dolara düştüğü zaman sizlere burada video çekip hacim e, çok düşük seyrediyor bu altın ons'taki düşüş e, tekrardan yerini 1600 dolarlı seviyelerine tekrardan çevirecek deyip sakın paniğe kapılmayın. E, i̇ki seferde terste kalımlardan kurtulacaksınız ve hatta kâra geçeceksiniz şeklinde ilk videoyu da gene başkan 35 kanalını takip edenler izledi. Herkes altın düşecek, gram altın düşecek dediği zamanlarda ben gram altının tekrardan 397 398 seviyesine çıkacağını gene burada sizlere bildirdim. Ve çoğu arkadaşımız da herkes altın düşecek derken sen nasıl yükselecek şeklinde video yapıyorsun şeklinde bana sitem etti burada. Hatırlayan arkadaşlar çok iyi bilir ve arkadaşlar da çok iyi hatırlar. Ondan sonra altın tekrardan 397 396 bandına kadar yükseliş içerisine girdi. Ve oradan da 395 bandından da ben altının düşeceğini 363 seviyesine kadar gerileyeceğini sizlere bildirdim arkadaşlar. Beni uyarmadım diyen varsa elini vicdanına koysun, ona göre konuşsun. Ben başka da bir şey demiyorum. Her neyse konuyu çok uzattık. E, fakat ben çok doldum okuduğum videolardan. Belki de ben çok Duygusal bir insanım. Ee, çok çabuk etkileniyorum arkadaşlar yapılan yorumlardan. E, fakat izlediğim videoları da seyredince adamların 4.000 5.000 beğeni aldığını görünce bazen sen de uçacak kaçacak videoları yap şeklinde e, duygulara kapılmıyor da değilim arkadaşlar. Bu da yalan değil. Ben hiçbir zaman bir YouTuber değilim. Hiçbir zaman da bir televizyon kanalında da çıkmadım. Kendimi göstermedim arkadaşlar. Yani o yüzden bu YouTube'da nasıl konuşulacağını da pek bilmiyorum. Bu yüzden bana sistem edenler de var. Onlar da haklılar. Çünkü biz hiçbir zaman TV programlarında bol bol programlara kapılan bir analist, grafik çalışması yapan, yorumlayan bir kişi değiliz. O yüzden de karşımızda ekran nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Fakat ben sizlerden biriyim. Buna emin olun. Ben sizlerden biri olduğum için. Sizlerin duygularınız neyse ben de oyum arkadaşlar. Siz üzüldüğünüz zaman inanın ben de üzülüyorum. Siz para kaybettiğiniz zaman ben de kayb- ben de para kaybetmiş kadar çok üzülüyorum. Buna inanın ve çok etkileniyorum. Bazen biliyorsunuz günlerce video yapmıyorum. Neden? Ee, bunlardan etkilendiğim için. Daha en son videomda e, gram altının 363-364 seviyesine kadar düşeceğini bildirdim. Fakat buna rağmen daha hala adam göz göre göre videonun altına yorum yazıyor. Sen neyi bildin ki diyor ya. Yani bu kadar da olmaz arkadaşlar. Bu kadar da yani bir insan hakkına girilmez diye düşünüyorum. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Dolar TL'yi inceleyelim. Dolar TL'de olan arkadaşlar. E, ar e, koronavirüs etkileri Biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs etkileri artık bütün dünya çapında azalma göstermeye başladı. E, fakat bizim ülkemizde iç kaynaklardan sebep sebebiyet e, dolarda hala hareketlilik devam etmekte. Fakat e, dolar TL'de 6.78 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar e, tam bir anlamıyla dolar alımı için gerekli olan bir seviye. Yani bu 6.78 üzerinde 2 günlük bir iki günlük kapanışlar gördüğümüz zaman diyebiliriz ki dolar TL yürüyebilir artık. Direncini kırdı. Yukarıdaki 6.90'ı test etmeye doğru gidebilir şeklinde bir yorum yapabiliriz. O yüzden 6.78'i dolar kurundaki arkadaşlar takipte kalacak. 6.78 altında kaldıkça dolar TL düşmeye devam eder. Fakat ne zaman 6.78 üstünde kapanışlar gördük dolar TL'de ilk hedef onda o zaman 6.90 seviyesi olur diyebiliriz. Altına da bakalım. Altında neler olabilir? Evet, altına baktığımız zaman da altında arkadaşlar şurada gördüğünüz takoz kırılmış durumda. Bakın şurada yukarıdan gelen mavi çizgiyi görüyorsunuz. Bu bir takoz oluşumu. Daha önce de bu Takos e, kırılımında bulundu. Tekrardan Altınos 1727 20'li seviyeleri hatta 20'li 30'lu seviyelere kadar yukarı hareketlerde bulundu. Şimdi e, formasyonları incelediğimiz zaman e, yükselen Takos formasyonlarında kırılımlarda arkadaşlar bir retest yani geri dönüş test ediş şeklinde e, bir formasyon oluşması Mümkün. Bu da nedir? Takozun kırıldığı yönden yani 1720 seviyesinden e, tekrardan test edilir. Burada da 1720'yi biliyorsunuz. Önceden kırdı, aşağı yönlü hareketine başladı. Fakat geri dönüp bu kırdığı noktayı altın tekrardan test etti. İşte bu test ettiği noktadan tekrardan bir kapanış günlük kapanış bir iki günlük kapanış görmezse bu altın onsun tekrardan aşağı yönlü e, düşeceği yönünde bir sinyaldir. Ve bu da takozda hesaplamalar arkadaşlar şuradaki 1700 üstteki mavi çizginin üst noktası 1750 kabaca aşağıdaki aşağıdaki çizgimiz de 1650 diyelim e, 1650 1750 100 dolarlık bir kırılım 1720'den de düştüğümüz zaman 1620'ye kadar altın ons'ta bir düşüş ilk etapta bekleyebiliriz O yüzden altın ons'taki arkadaşlar 1680 de aşağı yönlü kırılırsa 1620 seviyesini altın ons'ta bekleyebilirler yani 100 dolarlık bir düşüş beklenebilir haftalıkta da bakalım daha orta bazlı Evet haftalıkta da şöyle bir durum var arkadaşlar şurada bir 1670 seviyesinde bir dip yaptığı gözükmekte. Yani e, bunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz. 1670 e, kırılmadığı müddetçe 1620'ler e, ilk etapta düşünülmeyebilir strateji oluşturunca. Ve e, yukarıya doğru tekrardan 1700'lü seviyelere doğru bir tepki yükselişleri görülebilir. Fakat 1670 kırılırsa e, pozisyondan uzak durup 1620'li seviyeler altın ons tarafında beklenmeli diye düşünülebilir. Gram altın tarafına geçelim. Gram altında şu an Evet, gram altında en son videomuzda 374 üzerinde ve ondan öncekinde de 382 üzerindeki kapanışlar görülmediği müddetçe gram altında 363 seviyesi hedeftir diye söylemiştik arkadaşlar. Grafiğimiz de hala burada duruyor. Görüyorsunuz 363 seviyesi dip seviyemiz çizdiğimiz grafikte gözükmekte ve bugün 364 seviyesine kadar nokta atıştı. Bir düşüş gerçekleşti. Gram altında da şuradaki 363 seviyesini kollayacaksınız arkadaşlar. 363 altına inmedikçe yukarıda 371 ve 378 seviyesi gram altında da tekrardan test edilebilir. Yatırım yapan arkadaşlar genelde şu hataya düşüyorlar. Bunu da kulağınızın bir kenarına not alın. Başkan hani diyorsunuz 361, 362 nedir ya? Arkadaşlar bakın bu 360 üzerinde kaldıkça yukarıyı teste gider. Yani ilk etapta gideceği seviye 370. 370'de seviyeleri tekrardan test etmeye gidecektir. Haftalıkta da 370 üzerinde hatta 374 üzerinde bir kapanış görülmediği müddetçe altın osta tekrardan düşüşler aşağı yönde olabilir. Fakat düşüşlerde de şu şekilde düşünün 363 altı bir kapanış olmadıkça yukarı 374 363 bantı çalışır. Fakat gör, baktınız 363 kırıldı. O zaman pozisyondan uzak duracaksınız. Bu pozisyon ta ki 350 seviyeler kadar geri gelme ihtimali de var. O yüzden her zaman kendinize bir stop bölgesi belirleyin, bir strateji oluşturun. Deyin ki mesela 363 kırıldı, ben pozisyondan çıkarım. Arkadaş, beni kimse tutamaz. 350'leri beklerim. Fakat e, oldu ki burada bir ayı tuzağı oldu veya bir boğa tuzağı oldu. O zaman da 363 yukarı doğru kırıldı, günlük kapanış oldu mu? Tekrardan pozisyona girerim bu şekilde. E, kendinizi e, pozisyonlara uyumlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü çalışmadığınız zaman e, devamlı zarar etmeye mahkumsunuz. Tabii ki uzun e, yatırımcı değilseniz, uzun pozisyon yatırımcı değilseniz, altında hiçbir zaman e, uzun vade yatırım yapan arkadaşlar zararla çıkmaz. Bunu da bir kenara not alın. Gümüş tarafına baktığımız zaman da e, gümüşte geriye dönüşler yaşanmakta, geri çekilmeler yaşanmakta. Fakat gümüşte de Arkadaşlar 1547 iyi bir bant fakat biz ilk etapta şurayı kollamamız lazım. 17 seviyesi 17 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe Gümüş Ons'ta e, hareketler yukarı şeklinde gözükmekte. 18.70 e, Gümüş Ons'ta benim uzun vade beklentim arkadaşlar. Şu seviyenin kırılması durumunda. 18.90 seviyesinin 19 seviyesinin kısa bazda 19 seviyesi ve uzun vazda da 21 seviyelerin gümüş onsta görüleceği inancındayım. Kısa vazda hareketler e, şu noktaya kadar da olabilir. 16.40 üstteki 17 30 desteklerine kadar bir hareketler gözükse de yukarıda 18 60 18 60 1640 40 aralığında bir hareketler gelgitler olsa da arkadaşlar burasının yukarı doğru kırılıp uzun vadede hareketin 21'li seviyeler kadar e, Gümüş ons'ta gideceği düşüncesindeyim <laughs> Gümüş gram yatırımcısı da 3.75'teki e, destek noktası önemli 3.75 üzerinde tutundukça tekrardan hareketler 3.85 ve 3.90 seviyelerine doğru e, Gümüş gram'da da hareketlerine devam edebilir 3.75 kırılmadıkça e, gümüş gramda da pozisyonlarınızı bozmanızı önermem. Biliyorsunuz dörtlü seviyelerde e, gümüş gramda sat tavsiyem vardı. 3.22 seviyelerde de al tavsiyem vardı. Zaman zaman bu şekilde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kendi görüşlerimi e, ve uygun gördüğüm pozisyonları sizlere açıklıyorum. Zaman içerisinde de e, böyle gördüğüm uygun pozisyonları fırsat ürünlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. E, gümüş gramda da dediğim gibi 3.75 önemli. 3.75 altında kapanışlar olmadığı müddetçe paniğe kapılmayın arkadaşlar. Tekrardan 3.85-3.90'lı seviyelere doğru gümüş gramda da yukarı yönlü hareketler olacaktır. Gümüş gramda ana hedef 4.14 seviyesi olarak hala gözükmekte. Evet bugün sistem dolu ee, videolarımızdaki yorumlarımız oldu. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, fakat e, bazı arkadaşlara üzüldüğüm için bu türde bir video çektim. Ee, kanalımdaki videolarınız hoşuma gidiyorsa arkadaşlar lütfen beğene atmayı ve kanalımı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.